Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selamat. İnsanlığın serüveni kaç ders? Kaç oldu? Not almıyor musunuz tarihi ve? Alıyorsanız bakın. Yani geçen hafta mesela şöyle yap, defterinizi yazmıyor musunuz? Tak tak tarih altında grafilati bedeni misali. 11 ders abi. He? 11 ders. 11 ders mi oldu? Bu 12 mi oluyor? Evet, tamam. Evet abi, bu 11 yaptık, bu 12. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar, insanlığın serüveni neydi? Allah ile insan mabeyninde bir berzah yoktur. Mabeyn yoktur derler. Allah ile insan arasında bir mabeyn yoktur. Yani bir perde yoktur. Hadis-i Kudsi'de herkesin bir sırrı var yani. Tamam mı? Herkesin. Allah da diyor ki benim de sırrım var diyor. Diyor ki herkesin bir sırrı var, sırrı var. Benim sırrım insandır. İnsanın da yani benim sırrım insandır. İnsanın sırrı da benim diyor. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Hah, cümle böyle. İnsan benim sırrımdır. Cümleyi teyiden işaret edeceğiz de bir şey var. Melekler diyorlar ya, kan dökecek bilim yaratıyorsun. Cenab-ı Hak da diyor ki, muhakkak ben sizin bilmediğinizi bilirim diyor. Evet. Hikmetimde gizli olan bir sır için diyor, onların fenalıklarına bakma. Bakma. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Hem de Hazreti Kudsi. Allah acayip bir şey ya. İnsanın başı dönüyor. Allah'a alemini oturttun mu? Nasıl oturacaksın biliyor musun? Allah'a varmak kolay değil. Allah'a ibadetle varamazsınız. Farzlarla varamazsınız. Nafile dediğim şu. Nafilelerin en kralı, en güzeli terklerle. İnternetlere girmeyin. Tamam, televizyonlarda malum, internetten uzak olun. Kafanız acayip çalışacak. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, İlim yani yapmadan isteğin yok mu? Yapmadan ilim yalacak sana. İlim yapmadan ilim olur mu? Böyle mantık olmaz tabii. Hani adetullah böyle ya, elmaya ağaçtan, sütü sırdan. Ama ağaçsız elma anlamıyoruz. Bir çocuk ana babadan ama ana babasız oluyor. Ağaçsız elma oluyor, keramet mucize oluyor. Sırf Müslüman ama oluyor, gavura da oluyor. Onun adı da istidraç. Sifallah tek yönü çalışmıyor. Ha, bunları donatıyor, buna vermiyor. Allah sebepsiz yaratmayı kafire de vermiş. İstidraç vermiş. Ondan sonra gözüne vesaire, diline tesir vermiş. Anladınız mı abi? Kafirin de. Kafirin de. Peygamberler mucize, kafire istidraç vermiş. Müslümanlara kutsiyet vermiş, onlara tesir vermiş. Diline tesir vermiş. O zaman şimdi avam nazarıyla bakarsak abi, şimdi ikisi de mucize gösteriyor. Zahiren bakıyoruz. Biri imansız, nefse de hoş şeyler söylüyor. Biri de imanlı. Nasıl tebrik edeceğiz? Nasıl tebrik edeceğiz? İmam Rabbani Hazretleri demiş. Eğer yani sünnet-i senin yaşıyorsa bu keramettir veya mucize olduğu zaten peygamber. Peygamber değil. Yani büyük zatlarda keramet, kafirlerde istidraç. Nasıl tebrik edeceksin? Hayatıyla. Mesela ben harikalar gösteriyorum. Mesela Belam bin Bahuna gibi. Bunun keramet midir, istidraç midir nasıl anlayacağız? Sünnet-i seni yaşıyorsa keramettir, yaşamıyorsa istidraçtır. Bu dairemiz içinde de vardır. Dairemiz içinde de vardır. Mesela fazilet ve kemalat da tesir ederler. Eden tipler, modeller var. Tesir eden tipler de var. Diline tesir vermiş. Faziletsiz, kemalatsız. Faziletsiz, kemalatsız tesir var diline, kaleminde. Yani görüldüğü zaman hiçbir şey diyemiyorsun, tam etkilemiyorsun. Gittikten sonra vay böyle bir şey deseydim keşke. O neden oldu ya? O da istidraçın bir alt seviyesi. Çünkü Allah Müslümana veriyor, kafire hiç vermiyor. Böyle olmaz ki. İmtihan nasıl olacak? Ona da veriyor. Kafir nasıl muvaffak oluyor? Doğru yöntemi kullanıyor. Müslüman, kafir.
Müslüman maksadına kullandığı yanlış yöntem. Çalıyor, çırpıyor vesaire. Kafir maksadına doğru yöntem kullanıyor. Doğru yöntem kullanınca maksadına varıyor. Yanlış yöntem kullanınca Müslüman varamıyor. O zaman kafir şöyle zannediyor, şey toplum. Diyor ki, kafir niye galip? Niye madem hak değil onun davası, madem Müslümanın davası haktır, niye muvaffak olmadı da Müslüman, kafir muvaffak oldu? El hakku yalu vela yula ali. Teki haki lemaatta, sözlerde. O da diyor ki, kafir İslami yöntemi kullandı maksadına varmak için. Müslüman ise maksadına gitmek için kafir yöntemi kullandı. O zaman diyor, yöntem Müslüman, yöntem gavur. O zaman Müslüman mağlup olmadı, kafir galip olmadı. Müslüman yöntem, kafir yönteme galip oldu diyor. Anladın mı? O sistem. Mesela sen yatıyorsun, zındık orada okulda çocukları eğitiyor. Ben enayi miyim? Bu saatlerde geliyorum gece gündüzlerime eksik yapmadan. Ve sabahtan beri ne ders anlatacağım diye çalışıyorum biliyor musun? O kadar çalıştığımı aldı. Ne vereceğim ben bunlara? Yani tazeliyorum. Ve bak Çanakkale dersi diye bakar mısınız şeye, masa üstüne? Bak masa üstüne bakar mısınız? Ne yazık abi? Çanakkale dersi. İçindim. Bak neler size anlatacağım. Onları tek tek seçtim. Vallahi böyle ya. Ve Esad'a dedim şurada geçmişte bir resimde hata var. Onları düzelt. Ve 15 dakika onu bekledim düzeltmesi için. Ya ne anlatmaya çalışıyorum? Kendimi değil. Arkadaşlar gelsiniz. Doğru yapacaksınız. İşinizi doğru yapabilmek için işinizi seveceksiniz. Sevmiyorsanız yapmayın. Çünkü işinizi seviyorsanız yorulmazsınız. Ben yorulmuyorum. İsyan etmiyorum. Tam tersine şükrediyorum. Pestilim çıkıp yatağa girdiğim zaman kaçta gireceğim böyle diye. İki eve de uğrayacağım dönerken. Ya sıkıntıda onları çözeyim diye. İşimi çok seviyorum. Sevmiyorum. Çok seviyorum. Ve yorulmuyorum. Pestilim çıkıyor. Olsun. Olsun yani. Seveceksin kardeş. Ya sonra ederim telefon kardeş onu yapsın demedim. Namazı kıldık. Çay içmeye inene kadar buldum adamı. Ölçen çay için. Sonra buldum. Şöyle yap tamam mı kardeş sesli? Heh çıktı böyle. Kafama koymam onu. O beni inan gibi kemirirdi. Bir şey var lan bir şey var diye ne var demem. Tak tak. Tamam. Doğru yapmak için işini bir seveceksin. Doğru insanlarla doğru yerde doğru zamanlamada doğru iş yapacaksın. Muvaffak olmamak mümkün. Yöntem doğru yöntem bu. Ben Allah'ın işini yapıyorum. Allah'ın sevmediği yöntemi kullanıyorsun. En son kusuyor. Feto bak. Allah'ın işini yapıyorum gibi Allah'ın sevmediği işte yaptı. Bak en son kusuyor. Gümle. Darmadağın etti herkesi. Herkes. Belan bin Bahra. O da Erzurum'da gömülü. Aslan Tepesi'nde. Valla. He. Ne tevafuk. Ya Peygamber Mahmud'a da ilmiyle dalalete gitti. Dalalete gitmeyen ancak sadık ehildir. Sadakatla dalalete giden bir tanı yoktur. İlimle dalalete giden çoktur. Hem de çöplük halindedir ki selefi salihinden maziye baktığın zaman. Belam bin Bahura, Ebu Cehil, Ömer el-Şak'ın adı. Niye cahilin babası dedik? O kadar ilmi gördü ki. Ondan sonra Belam bin Bahura, Kur'an'da geçen İnnemalı tutuyor Allah ilmi. Karun. Ya bir sürü yani. Bir sürü yani. Emevilerden. Ne kadar insanlar var ilimle dalalete giden. İlmi nasıl anlayacaksın kardeşim? İlim, ilimiz ise istikametliyse o ilim ona yarıyor. Haccacı zalim de çok büyük alim. Ne kadar Kur'an'ı hareketlendiren o. Alimleri toplamış, hepsini izam etmiş. Etmiş. Karar aldırmış. Şimdi gelelim şeye kardeşim. Ben Allah ile benim mabeynim, Allah ile insan arasında bir mabeyn yoktur. Böyle bir şeydir. Tayyip'e teşebbüs ediyorum. Allah'ın kainatta, Allah kainatta sıfatlarıyla var. Unutma. Yaz şey, sahip. Evet. Allah kainatta sıfatlarıyla var. Zatıyla yoktur. Zatıyla kainatı olmaz. Çünkü kainat mahluktur. İyi dinle. Olmaz. Niçin olmaz zatıyla? Çünkü kainat mahluktur. Bir daha, çünkü üzerindeki önerme çok önemli.
hüküm, şey önerme hüküm getireceğim. Allah kainata zatıyla olmaz, sıfatlarıyledir. Çünkü zatı olmaz, çünkü mahluktur. Çünkü mahluktur kainat. Çünkü kainat mahluktur. Ama insanda Allah zatıyla var. İnsan mahluk değil mi? İnsan mahluktur ama mahluk olmayan bir yönü var. O da ene. Orada Allah teayyum ve teşahhus ediyor. 9. sayfa şu anlar. Şimdi bu insan yaratılırken Allah karar verdi. Nur-u Muhammedi mecbur. Karar verdi mi abiler? Verdi. Şimdi o insana bindirilmiş şimdi. O mahluk değil. Nur-u Muhammedi çekirdektir. O Muhammed zaten çekirdeğin adıdır. İnsan adı değil, aidiyeten dermiş. Çekirdeği tanımlarken Muhammed deniyor peygamberimize. O çekirdeği anlatırken, o çekirdeği ima ederken, o çekirdeği konuşurken sahip. İkinci sahip. Birinci sahip, ikinci sahip. Bu Muhammed denmesinin sebebi Arabistan'da bu çekirdeği kastedilirse. Beşer, komutan, baba, koca, dayı, amca, savaşçı vesaire komutan anlatılırken Peygamber Aleyhisselam'a Ahmet denmiş. Risalet-i Ahmediye denmiş 19. mektuba söze. 19. mektuba mucizat-ı Ahmediye denmiş. Niye Muhammed demiş? Muhammed'in mucizesi olmaz. O Muhammed, Nur Muhammed o çekirdeğin adıdır. Çünkü mucize insanlığındır. Muhammed insan değil çekirdeğin adıdır. Ahmet insandır, beşerdir. Onun için tesadüf yoktur tövbe estağfurullah. Kışır yoktur Risale'nin orada tövbe estağfurullah. 19. söze Risale-i Ahmediye denmiş. Muhammed denilebilirdi, denilemez. Mustafa denilir mi? Denilemez. Beşir denilir mi? Denilemez. Tayyip denilir mi? Denilemez. 55 tane ismi var. 100 küsür tane deniliyor da. Ben 55 tanesinin kısmını şey ezberlemiştim. Bir ismi de Tayyip deniyor. Peygamberimizin ismi. Çok ölümü gitmişken, o yine ilgimi çekti de isimlerini görünce Allah Allah, böyle bir isim var mı falan diyordu. Bu ne biçim isim falan diyordum. Tabi yani alışılmamış. Sonra baktım ki Allah Tayyip, hakikaten ya, bu da benim ismime benzeyecek diyor. Sonra baktım, bunun ismine nasıl benzeyecek? Hakikaten varmış Tayyip diye. Yani isminden olacaktı değil mi abi? Benim isminden olacaktı. Mescid-i Nebevi'de de yazıyor o isim. Böyle sağ tarafta bir şerit gibi yeşil yazmışlar böyle isimlerini. Babasının. Tayyip yazıyor. Evet. Şaşırdım. Değil falan. Dediler Allah Resulü'nün ismi. Ya Tayyip. Şimdi insanoğlu bu gelirken dursun niye? O hoşuma geliyor. Hoşuma gidiyor dese gidip kayboluyor. Bana geliyor. Tamam mı? Tamam mı? Felsefe geliyor. Vahiy gidiyor diyor usta. Nübüvvet gidiyor. 31. sözde. Tesadüfe yazılmamış. Geliyor demek, bende bitiyor demektir. Geliyor buraya kadar. Geliyor deyince, oho gibi yok. Felsefe geliyor, nübüvvet gidiyor. Var mı kışı risalede? Anladın mı sayın? Felsefe beşerde biter. Onun için geliyor. Güneş geliyor. Bit. Var bu garibanın göğsüne. Nübüvvet gidiyor. Hem geliyor hem gidiyor. Gidiyor. Felsefe geliyor. Giden gelmiştir ama gelen daha gitmemiştir. Evet. Çok hoş. Hafıza bak. Ha, bunu da yazın inşallah. Eğitimde bazı kişiler hafızlık şey varsa onu da alacağız kadroya. Bunlara bir grup yapacağım ben bunu. Hafızdır. Çok da kuvvetlidir ha. Hatimle telavi kıldırıyor. Bu sene yaptıracağım. İlan edeceğim siteye de. Bir yer tayin edeceğim bir dershane hatimle yaptıracağım. Hiç şansın yok. Unuttum. Bende hiç şansın yok ha. Kimsenin şansı yok. Çalışacak bu. Ben sizi kendimi yırtıyorum. Sizden istemeyeceğim ben bunu. Hepinize vazife vereceğim. Graf-ı Latif sen. Aşazam sen. Levi Mahfuz sen. Kürt sen. Bunu takdim edeceksin buraya. Benim yanımda da yapacaksınız. Benim yanımda anlatacaksınız. Sonra ne yapar? Tamam bitti. Benim yanımda anlatırız tamam. Herkese anlatırsınız. Herkese. Ha? Öyle yok ha öyle dinleyin. Ben soracağım bunu, bir ders vereceğim size. Her gün ben, tamam Graf-ı Latif bitti, sizden alacağım ben bundan sonra. Şimdi, insan, bu Nur Muhammed'i bakın oraya alim, her derste şey yapıyorum. Ondan sonra bu, bir arada tabu kaysa yaparız herhalde, yaptık mı yapmadık mı, unuttum onu. He? Yapmadık abi. Yapmadık. Aşazam, ruh. Ondan sonra bunu
listesi sağ. Nereye alacaksın? Arş-Azam ruh, ruh cebeli. Arş-Azam bizdeki karşılığı ruh. Levh-i Mahfuz'un bizdeki karşılığı neydi? Dima. Dima. Dün, geçen hafta ruhu sarmalayan, daha önceki haftalarda ruhun dört özelliği, ziyaret tazı, şurdu, kanını, vücudu almış. Sonra graf-i latif bedeni misali. Graf-i latif, bu cismaniyetle alakalı, bedeni misali. Böyle, uluhiyete bakıyor demiştik. Graf-i latif, rububiyete bakıyor demiştik. Sonra levh-i mahfuz, yani şeceri hilkatte levh-i mahfuz bizdeki karşılığı dima. Şimdi şeceri hilkatte arş, arşla bak, arş-ı azam farklı sevgili kardeşler, bakar mısınız? Arş-ı azam ruhtur, arş ise kalptir bizde. Tamam mı? Yani külliyatta arşla arş-ı azam farklı geçer. Mehdi ile Mehdi Ali Resul ve Büyük Mehdi. Büyük Mehdi, Mehdi, Mehdi Ali Resul. Mehdi Ali Resul'dan kasıt Büyük Mehdi mi oluyor? Yok, Mehdi Ali Resul Büyük Mehdi değil, o başka. Onu şey yaparız. Üçü de ayrıdır. Büyük Mehdi mektubatta geçer, Mehdi anlatırken, Mehdi Ali Resul 1. Emir'de 264'te geçer, üç vazifeyi üzerine yüklenme sıfatıdır. Büyük Mehdi ise o kuvve-i kutsiye, kuvve-i ilmiye, kuvve-i maneviye o olan şahsı anlatır. Mehdi Ali Resul İcraatın üç sahanın mümessilini anlatır. Çıplak Mehdi tabiri ise siyasi Mehdi'dir o. Ki gelecek olan zattır. O gelince ustad kabirde olacağım dedi. 108 Kasım'ın 172 Sikir Kasli Galbiye. O çıplak Mehdi dediğimiz yani önündeki barkasında bir şey olmayan Mehdi tabiri. O siyasidir. O geldiği zaman diyor nerede olacaksın diye ben ustada sordum o zaman da. Dedi ki ben dedi kabirde olacağım dedi. Kabirde seyredip Allah'a şükredeceğiz diyor. Hani böyle tabir geçiyor. Yalnız Hasan bana sordu yazmıyor da öyle diyor. Tamam. Şimdi arş bizdeki karşılığı kalptir. Şimdi ben arşı aşağısına yukarısına nedir? Meşgul olduktan sonra zamanımız kalırsa içerisine gireceğim. Şimdi arş nedir? Şimdi burada gördük mü abi? Kalptir bizdeki karşılığı. Peki onun altında ne var? Cemal. Cennet ve cehennem. Celal ve celal. Değil mi? İnsan kimdir? Çarpmıştır onu. Kemal. Celal'la Allah varken hiçbir şey yoktu. Allah bu maddeyi nereden getirdi? Allah celaliyle cemaliyle çarpıştırdı. Kemal denilen insan şekeri fikra çıktı. Kemal. Tamam. Şimdi o cennet cehennem olarak alem-i şehadetle. Sonra daire-i ilim, lef-i mahfuzun bizdeki karşılığı. Lef-i mahfuzun bizdeki karşılığı dimadır. Onun bir dairesi. Ona ineceğiz. O ne demektir? Ondan sonra arşın dairesine daire-i ilim denilir ki vicdan var burada. Sonra malum şeytan ve nefse emmare, erva-ı habise mebad-i şerireler kürsten takılmış bize. Sonra geçici bir kader tahtası var. Lef-i mahfuz ispat bozuluyor, yazılıyor. Sebebi buldukça vücud hariciye çıkıyor yoksa geri gidiyor. Bunun adı da lef-i mahfuz ispat. Sonra emri kün fend kün tezgahı var. Kaf nun tezgahı Kur'an'da geçer. O da artık esirden atoma dönüştürme şeklindeki bir tezgah bu. Ümalathane. Sonra kabir geliyor. Kabir. Kabirden sonra yedi katsama geliyor. Yedi katsamadan sonra alem-i şehadet geliyor. Bunu her hafta şey yaptığımız için şimdi geçiyorum. Ve arşın sağından solundan farklılık yönleriyle arş nedir? Şimdi arşın dairesine daire-i ilim dediniz abi. Daire-i hayat. Tamam. Lef-i mahfuzun dairesine daire-i ilim, arşın dairesine daire-i hayat. Tamam mı? Allah razı olsun. Düzeltin hatamı. Şimdi arşın şuradan ben şey yapayım. Herhalde bu buraya alınmış galiba. Şuradan başlayayım. Kardeş, şeceri hilkatte dört tane ismi uygularsak çeşitli yönleriyle evvel, ahir, zahir, batın. Tam dört tane isim. Şeceri hilkatte bizde siret, sıfat,
alak evvel ismine. Hafıziyetin azami, azametin ispat eder. O zaman Risale'de şöyle geçer bunu anlatırken evvel. Mükemmel bir, mükemmel program ve kutucuktur diyor. Bunun farz şey değil. Bunlar ezber değil, içi doldurulsa ancak şey yapılabilir de. İnsanda halakal insanı ala sureti rahman 146 emirde bir de diyor ki yani insan sureti rahman şeklinde yaratılmış meali. Ehli tasavvuf diyor bunu mealine garip garip sahiline bakarak diyor garip şeyler vermiş. Oysa diyor surette maksat sirettir, sıfatın ahlaktır. Diyor ya. Ha, o şeceri fikratı kastediyor. Bu evvel ismine bakıyor. Alemi gayb nedir? Alemi gayb içine ne alıyor? İçine şunu alıyor. Arşı içine alır, lef-i mahfuz içine alır, arş-ı azamı içine alır. Bu batin ismine bakar. Risale-i Nur'da şu tabirler kullanılır. Bu alemleri anlatırken. İçindeki makinesi, fabrikası, tezgahı, kimyahane, kazani erzak der. Bu da hafıziyet içinde kemal-i kudret, adalet, cemal-i rahmet, hikmet, güneş gibi ispat eder. Bunlar Risale'de geçen tabirleri göresiniz diye şey yaptım. Şimdi kainat deyince ne anlayacağız? Şeceri fikrat ayrıdır, kainat ayrıdır. Sakın karıştırmayın. İsterseniz bir daha şeyi göstereyim. Buna dönerim. Bak, onu sakın karıştırmayasınız. Bak. Kainat nereden nereye abi? Bak göstereyim. Bak, şeceri fikrat alemi şehadeti içine alıyor. Şuradan başladı. Evet. Tamam mı? Çıktı kareye şeceri fikrat. Nur-u Muhammediye kadar kabuk kalsin hariç. Arş-ı azam koy tencereye. Lef-i mahfuz koy tencereye. Arş koy tencereye. Siddet-i muntaha cennet cehennemi koy tencereye. Daire-i ilim koy tencereye. Daire-i hayat koy tencereye. Kürsü koy tencereye. Lef-i mahfiyet ve ispatı koy tencereye. Biz de konuşuyorum ki çabuk şey yapalım. Çok yol alayım diye. Emri kün feykünü de koy tencereye. Alemi berza ve yedi kat sema, şey, kat sema, alem şehadet. Hepsini karıştır Murat'ım. Hepsini bak görüyor musun şu şekilde? Biraz da yapayım şöyle. Şu tablo çok iyi olmuş. Yerleri tam şu anda kardeşim gördün mü abim? Şeceri fikrat. Koydun mu? Hani biraz önce okumuştum ya ismi evvel, siret sıfat. Daha buraya da koymuş. Şeceri. Şimdi kainat arasındaki farkı gösteriyorum. Kainat nerede başlıyor? Bak görüyor musun Maus'u? Şu Siddet-i Muntaha'yı alıyor. Cennet cehennem. Buraya kadar gidiyor. Arşın dibi Siddet-i Muntaha cennet ve cehennem içine alıyor kainat. Kainat komple değildir. Şeytanın da o iman meselesi oraya kadar değil mi? Yani tabii tabii. Değil, yok şeytan şuraya kadar. Kürse kadar değil. Yok kürse kadar. Yok şey, bak, cennete ha, karakoluna girmiş. Evet karakoluna girmiş. Şöyle diyeyim. Elma geri gel. Tomurcuk. Geri gel, dağ, gövde, kök, çekildi. Daha geri gidebiliriz, gidemez. Bir şey nerede takıldıysa son mertebe orasıdır. Şeytan bize nerede takıldıysa bize bizim gidebileceğimiz yer orası. Şimdi kainata şey yapıyorum. Kainat, Siddet-i Muntaha görüyor musunuz abiler? Ama ikisini beraber görmenizi istiyorum. Bak bu şeceri-i hilka, bu kainat. Kainat ismi zahiri bakar. Şeceri Filkat ismi evvele bakar. Efendim Alem-i Şehadet ismi zahire bakar. Ondan sonra Alem-i Gayb ise ismi batına bakar. Bu meselesidir abi. O karakol dediniz ya şeytan ama cehenneme çıktı ya. Daireleri yani karakolları var şu. Karakolları dediğimiz 28. lemada var. Mesela Geylani talebelerine cennette meyveler koparmış. Oysa ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi meşhur otur etmiş. 28. Ramada diyor ki, cennet cehennemi diyor, karakolları ve bir de şeyleri var diyor. Büyük elçiliklere ne deniliyor? Karakolları ve konsolos ama onun müstemlekeleri Arapçası. Karakolları ve müstemlekeleri var, oradan alıyor. Yoksa bizzat... Değil, bizzat cennetin kendisi değil. Ondan burada var. Belirtsen Hasan abi, ha? Güzel olmaz mı? Cennetin karakolları diye onun yerini... Aa şu... Cennetin karakolları cennetten aşağı olan ki birisine karakol burası şu daire ilim. Bir başkası daha düşük veliye karakol daire hayattadır.
daha düşük veliye karakol lev imayen ispatlanır. Hepsi kalitesi düşüyor karakolun. Daha mesela diyelim ki Alman, Suudi Arabistan'ın en büyük müstemlike ve şeysi, müstemlike ve konsolosluğu Ankara'dadır. İstanbul ikinci derecededir. Tamam mı? Ondan sonra Florya'da Arabistan'ın kralı için bir tane villa var. O da orada da onun gene hükmü geçer. Onun hudutları gene Arabistan kuralları geçer. İçindeki işçiler falan Arabistan kurallarına göre giyinirler içeride. Yani kalite düşüyor. Şimdi cennetin karakolları ve müstemlekeleri. Söylüyorum bir daha. Cenneti gördün mü abi Said? Gördüm abi. Onun altı. Bazıları ve Peygamberimiz Aleyhisselam buraya girmiş. Hasan abi bir şey diyebilirim burada. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Her alemde bütün hepsinin şubeleri, numuneleri var. Kalitesine, düşük göre. Ama aynı. hepsinin içerisinde ayrı ayrı numuneleri var. Yani. Onun ilmi ispatını yapayım. Şimdi burada ahiret yok desen, ahirete taalluk eden esvat-ı celli etmiyor demektir ki nakıslıktır. Tamam mı? Burada her şey var ama bir kuvve. Bir fiil değil. Bir kuvve çekirdek, bir fiil ağaç. Her şey her yerde var. Niçin diyoruz bunu? Çünkü her yerde Allah'ın bin bir esması var. Ama bazısı usta diyor ki galip. Galip olunca mesela diyor ki yani çocuklara baktım diyor, insanların kalemine baktım diyor, üzüldüm diyor. İsmi Hakim diyor, Rahim burcunda. Yani manasında. Yani bir isim galip oldu mu diğerleri damininde oluyor. O zaman burada her isim var ama galip isim olmadığı için sırf bu galip isim Maus var. Maus'u yapan kudret var. Ha? Her bir alemin çekirdek düşünsek hepsi barındırıyor, evet. Özelliği. Her yerde hepsi var. Ama düşük ve yüksek. Mesela bak, cenneti şöyle diyeyim. Şu arş nedir? Daha şimdi zaten konumuz o. Arş ne biliyor musunuz? En bariz. Esma-i Hüsna'ların bütünü perdesiz tecelli ettiği yerdir. Tamam. Şimdi onu düşürüyoruz aşağıya. Cennette ise bu esmaların meratipleriyle var. Çünkü devamlı değişecek. Bir yedin bir lokma, biraz sonra yedin lokma farklı olacak. Daha sonraki lokma farklı olacak. Bak, bir daha bakar mısınız tabele? Esma arşta perdesiz, bütün esma perdesiz tecelli ediyor. Esmalı tecelli ettiği yerdir. Ha? Cennet nedir? Bu perdesiz, nihayetsiz, mertebesiz tecelli eden esmanın cennete doğru inişi. Yani açılımı diyeyim. Onun için cennette nihayetsiz mertebe oluyor. Her esma nihayetsiz, azami derecede kendisi yok, perdeli var, mertebeli var. Çünkü mesela bir lokma aldın, ikinci lokmaya benzemeyecekmiş. Üçüncü benzemeyecekmiş. Arşta böyle bir şey yok. O nihayetsiz, onu kafamıza almıyor. Esma var, perdesi, mertebesiz. Esma cennette mertebeli. Onun için nadir insan girer arşa. Lef-i Mahfuza'ya çok çok nadir insan gider. Şimdi daireleri, müstemlekeleri sordun Said, ikinci Said. Şimdi esmanın perdesi tecelli ettiği şey mi? Arş mı? Evet. Mertebeli tecelli ettiği cennet mi abi? Tamam. Celal'le alakalı kahar isimleri de cehennemde perdeli diyor. Biraz daha düşünür müsün abi? Tecellisini daire ilimde. Biraz daha düşün abi. Daire hayatta. Hepsi var. Cennet cehennem hepsi bu özellikleri bunda var ama kalitesi düşük. Biraz daha düşük. Kürste var. Kürste deyince abi şeytan. Ya nefsi emmari var. Altı tanesi hayır. Leva memulime mutmaine razıya safiye natika. Ne kadar hayırlı onlar. Onlara Allah yemin ediyor. Kürste de var cennet. Ama kalitesi düşük. Sonra levh-i mahfi ispatta var cennet. Sonra emri künfe hükümde var, alim ve merzatta var ki yedi tane yürüyle başlıyor diyor değil mi? Mesai. Yani gençsiniz de çektiğiniz için söylüyor. Orada cennetin küçük şeyi. Sonra yedi kat sema var. Ondan sonra alem-i şehadette var. Müstemleke ve daireleri var diyor. Geylani buradan koparmış, vermiş.
Nerede anlatıyor? 28. Leman'ın en sonunda. Şehadet alemindeki müstemlekeler. Müstemlekte ve dairelerinde koparmış vermiş. Eli gözükmüyormuş. Bunu yapıyormuş buraya kadar. Ondan sonra koparıp veriyormuş. Yani. Dersten sonra herkese veriyormuş. Sen de Geylani'nin talebesi olursan ben de Geylani olurum. Daha önce de söylemişler orada hazırsın. Böyle şeye böyle soru sorulur. Abi bir şey soracaktım da. Şimdi kapatmayayım de. Yok yukarıda cennete bir geçebilir miyiz? Geçeyim abi. Şimdi cennette terakki var mı? Terakki var. İyi biraz açabilir miyiz? Bak şimdi. İlk başlangıcı söyleyeyim sana. Çünkü girdik cennete kaldık. Arş var, kürsü var, sidre-i mitah var. Biz aşağıda kalır. Yine yani bak şimdi, tam bir kemalat. Kaç yaşındasın? 36. 36. Doğdun. Allah hayırlı ömür versin. X uzun bir ömür. Doğdun. Ölünceye kadar maddi ve manevi bütün zevk ve lezzetlerini topla. Zevk maddi lezzete denilir. Lezzet manevi. Hazlara denir. Hepsini toplar mısın abi? Topla. Çekirdek yaptın. Cennette ilk senin bu bütün o lezzet ve zevklerin, aklın lezzet vesaire her şeyi, cennetteki senin ilk patlama merdivenin bu olacak. An. Bir an sonra buna hiç benzemeyecek başka bir lezzet paketi. İkinci bir, mesela biz dünyada baklavadan en lezzet aldığımız an ilk lokmadır. Şey olarak hani bu arş... Oraya geleceğim. Onu geleceğim. Yani lezzetimiz böyle anladık mı abi? Evet. Ha, bunun nihayeti yok Murat. Hani ondan sonra ne olacak? Bitsin de söyle bana diyor. Cennetteki hazların, lezzetlerin, hislerin, duyguların, latifelerin nihayeti yok. Sonsuz. Diyor ki İsa Aleyhisselam ayetinde isteyene verilecektir. Verilene verilecektir diyor. İsteyene verilecektir. Verilmiş mi sana bu ders? Şimdi sen sordun. İstedin. İstediğin için sana verilecek şimdi. Şimdi cennete gidiyor avam. Cennette ne biliyor bu halk giderse? Bunu biliyor. Bir anda her yerde olacağız biliyor. Kur'an tabiriyle altında nehirler akan villalar var. Onu isteyecek. İsteyene verilecektir. İstediği kadar verilecektir ve sonsuz. Hatta adam sahabe peygamberimize demiş. Demek ki toprağı yokmuş. Dünya kadar yani ben toprak istesem, çiftçilik yapsam ekip biçebilir miyim? 500 küre arz kadar çiftçilik için verilecek. Ha, cennete gittin Murat. Diyeceksin ki ya Rabbi bak değişiyor. Ama hiç kimseye haberi yok. Cennet iki tanedir herkese. Bir umumi ne var ne yok görüşeceğiz. Hepimiz gene beraber olacağız. Bir de özel cennetimiz var herkesin. Nasıl belki ben size geldiğim zaman evinize, siz bana geldiğiniz zaman dershane, herkesin görüştüğümüz, değil mi? Herkesle konuştuğumuz salon var. Ama bir de yatak odası var. Orası özel değil mi? Ha, cennette de bu umumi bir salon var, bir de hususi yatak odası gibi özel cenneti var. Bunlar da nihayetsiz. Artı dünyada hak eden, isteyene verilecek şu an. Ya Rabbi, derslere katılıyordu. Böyle üstünde bu üstün nasıl yok ki sonsuz da. Ama ben biliyorum ki cennetten sonra arş var Allah'ım. Levh-i Mahfuz var Allah'ım. Sonra arş-ı azam var Allah'ım. Orada Sidret-i Muntaha Kab-ı Kavsen karşılığıdır cennette. Yani Allah Resulü'nün buraya da gelmiş ya. Miracı soracaklarmış. Ha buraya getirecek mi Cenab-ı Hak? Sidret-i Muntaha. Bazen yorumcular da son bana nasıl gerek, son varılacak yer demektir. Doğru lügatıyla Sidret-i Muntaha'yı Kab-ı Kavsen zannetmiş. Oysa cennetin sonsuz olmamakla beraber nispet edilen son noktası Sidret-i Muntaha. Miraç diye oraya getirecekler. Ama sen bunu sordun, istedin cennetteyken. Arş oraya alınacak seni. Lef-i Mahfuz istedin. Tekamülüne göre olacak. Herkes cennette oldu da sen şimdi bu kadar ömür verdin, talebe yetiştirdiniz, talebe oldun, koşturdun. Biraz cennetin dışında arş da çaksın da sana Allah. Lef-i Mahfuz da çaksın. Değil mi? Ondan sonra arş azam. Peki halk bunu ister mi? Hangi duydum diye. Hangi duydum? Tamam. Hangi lazım? Karadeniz öyle de. Hangi duydum? İlk defa duydum diyor. Şimdi o adama soracak yani. Ne istiyorsun?
Sor bakayım halkı ne ister? Hulusi ister. Altında nehir akan yalılar ister. Baklava şunlar ister. Ve bir an bir anı değil benzemeyecek. Bir villa bir avrat yeter ona. Zannediyorum öyle. Tabii. Ama her zaman yeni an ve an sıfır. Alışma yok. Şimdi ama size, o adam arş-ı azamı, Kabu Kalbseyn, arş-ı azamın içindeki cebeli ruh, arş-ı azamın içindeki daireye, daire-i din, daire-i efendim kanun-ı emri, alemleri ve onun içerisindeki alemleri girmedik onlara tabii. Sırf onları konuştuk o kadar. Daire hayata girdik. E hayata kendisine girdik mi? Daire hayata girdik. Yani ruhun dört mahluketi neydi? Zihayattır, zişurdur, kanun emri ucudardır. Zihayattır dedik geçtik. E hayat nedir? Bilmiyoruz ki, kimse bildiği yok ki. O hayat biz üreme ve efendim mideyi doyurma. Hayat böyle hareket zannediyoruz. Canlılık hayat mıdır? O sıfatının 70 bin perdeden bir perdesidir canlılık. Hayat de ki Allah bu kainatı hayattan yarattı da anlaşılır. Yani bunlar hep taşlı toprakları Allah hayattan yaratmış. Biz hayatı bilmiyoruz ki. Zihayat dedik geçtik yani. Ha. Bunu niye öğreniyorsunuz? İstiyorsunuz. İstediğiniz için öğreniyorsunuz. Öğrendiğiniz için ahirette isteğine verilecektir. Anladık mı? O zaman bu dersi ne işliyoruz? Hani ne için öğreniyoruz? Herkes olmuş oldu. Kendini inşa etmek için isteyebilirsiniz. Başkasını hava atmak için isteyebilirsiniz. Eski gelecekte hiç merak etmeyin. Bu İttihat-ı İslam olduğu zaman, İslam Birliği olduğu zaman hepinizi mumla arayacaklar. FETÖ'nün adamları gidince nasıl ki ehilleri aranıyor şu anda. Ha? Geçenlerde bana müzikle alakalı şey, sporla alakalı uzman böyle çok şey güvendiğiniz dedi. Müzik Belkos Spor Akademisi'nde hoca tayin çıkıp bulamadım adamı. Spor şeyi yani okumuş üniversite mezunu. Ondan sonra ehli ve sizden ne olacak? Ve spor akademisinde bölüm verecek adama. Size de bunları anlatın diye mum gibi arayacaklar sizi. O zaman para, lafımı unutmayın. Para için yapacaksınız. Allah için yapacaksınız. Kendinizi inşa etmek için yapacaksınız. Hizmet edeceksiniz. Maaş almak para için değildir. Şöyle düşüneceksiniz der Mesnevi Nuriye'de. Bütün hocalara ve tüm memurlara şöyle diyor. Ben bu milletin İmanına, Kur'an'ına hizmet etmekle mükellefim. Fakat ümmet de benim çoluk çocuğumun iaşesini yüklenmiş. Yoksa aldığım maaş benim yaptığım hizmet için verilmiyor. Benim zaten yaptığım hizmetin karşılığı verilemez dünyada. Ama benim midem, geçimim, çoluk çocuğumun iaşesini ümmet de rüfte etti. Onun adı da maaş denmiş. Ben maaş yaptığım hizmete karşılık değildir. O zaman maaş dayarsanız maaş için değilsiniz. Şimdi geçiyorum çünkü çok işimiz var. Tamam mı abiler? Şuraya arşı bakayım şurada ne var? Arş kalbin karşılığı olarak gösteriliyor. Bak ikisini beraber göresiniz çıplak diye. Bak bu kalp. Görüyor musunuz şu pembe şeyi? Peki kalp niçin pembe ile boyanmış? Tesadüf yoktur. Bütün renkler bilerek yapılmıştır. Kalp sani, ne sani diyor? Kadın kalbi diyor. Kısmı sani. Senin tam karşılığın. Sanki sen. Seni sen eden. Seni senden de eden. Aynı şey kadın kalbidir. Seni sen eden. Bazen de bazılarını seni senden eden. Tamam, kısmı sani. Sanki Cenab-ı Hakk'ın böyle rahmeti dolmuş, yaratılmış. Onun için kadın kalbi pembe olarak simgelenir. Pembe güvendir ve kadının en çok kalbi ve kadının kalbini en çok şey yapan bu renktir. Şimdi görüyor musunuz karşılığını? Bak. Kalbin iki tane ayağı vardı. Dima ve vicdan. Vicdanın içeriği, görüyor musunuz abiler? Dimanın içeriği, dışa vuruşları, vicdanın dışa vuruşları. Kalbin içinde ne var? Latife insani. Onu yaptık mı sizinle? İnşallah yapacağız.
Tam Latife İnsaniye, Amaya, Zeytun'la bir yerde yaptık. Çok korkunçtu. Hem de haritalı yaptık. Hayatta yaptım. Belki bir iki saat. Latife İnsaniye var, bir Latife Rabbaniye var abi. Latife Rabbaniye bak nerede var? Vicdanın içerisinde. Vicdanın içerisindeki görüyor musun? Buraya bakar mısın? Latife Rabbaniye, vicdan içinde. Latife İnsaniye, kalbin içinde. Daha ileri. Sonra bak, lüme-i şeytani görüyor musunuz? Kalbin dışında, kalbe yakın. Bak ha. Ha, bunun karşılığı arkadaşlar, bu lüme-i şeytani hariç, bu komple arştan bize monta edilmiş. Şimdi bu kadar şeyler var, bu kadar hani görüyoruz, terakkiler var. Piyasaya bakıyorum, yani insanlar %90 yani çöpe gidiyor. Murat, ulema ne demiş biliyor musun bu asırı? Kayıp asır. Kayıp asır. Gelmemiş. Yani insanlık yaşanmamış diyor. Peki sana şöyle diyeyim. 1944-47 Emirdağ demiş. Demiş ki şimdiki insanları düşünmüyoruz. 40-50 sene sonra nesli ati gelecek nesli düşünüyoruz. Şu anda ikilen tohumlar eğer ıslah edilmezse 50 sene sonra vereceği neticeler insanın dehşeti düşürür. Şimdi sana tarih söyleyeyim. Kaç? 1944-47. Unutma. Bu milletin nesli atisi ıslah edilmezse 40-50 sene sonra Allah diye nefs emanesine tapınacak. Kaç milyon Türkiye'de nüfus var? 80. Yüzde ustad ne diyor? 90'ın nefs emanesine tapınacak diyor Allah diye. Ne yapar %80'i? Yani 80 milyonun %90'ı 9 kere 8, 72. 72 milyon. Şirk içinde. Peki kaç kaldı? 8 milyon. Şuurlu. Bunların bütün dini cemaatlerin şuurları, dini cemaatlerin içindeki çoğusu da zaten gidiyor. Bunların içinde yani. Orada da ustad diyor ki onların içinde de 10'da 8'ine pasaport veriyor. 10'da 8'ine. Yani ben hesap ettim. 6,5 milyon şirksiz Müslüman bu matematiğe göre. 6 milyon 400. Şirk. Ya nefise tapmış, ya paraya tapmış, ya kadere yani şirk yapmış. Bunlar da geçtik. Yani bunlar da konuşmuyoruz. Bunlar da geçtik. Şirkteyiz daha yani. Peki sana şöyle söyleyeyim de. Sakın ha. Allah'ın sırtınızdaki nimeti göstermek için söylüyorum. Sakın ha. Gelersin Allah sizi hak ile ihsan eder. Gururlanırsanız. Dünyada kaç milyar insan var? 8. Peki Allah hangi hizmetten memnun? Mücedditlikten. Allah'ın asırdaki, her asırdaki razı olduğu yöntem öyle mi Ferhan? Mücedid. Her 100 senede bir gönderdi. 8 milyar içerisinde bana göre, hepinize göre değişir. Bana göre mücedid Risale-i Nur'dur. Kimse iş yapmıyorum. Herkese kanaata itiraz edilmez. Benim kanaatım o. Ötekisi başka der. Doğrudur diyor. Bana diyorlar hocam dedi, menzil dedi, mücedid değil mi? İnanmıyor musun kardeş? Ha odur. Senin odur, senin odur. Mahmud Efendi cemaatinden birisi vardı. Bana artık geliyor. Hocam dedi, Mahmud Efendi mücedidini inkar ediyorlar dedi. Çok ağrıma gidiyor. Olur. Sen Allah'a meşgul olma dedim ya. Sen namazını kıl, tamam mücedid odur. Hocam Allah razı olsun, rahatlatın. Ben şimdi de içinde diyor ki, şimdi hakiki mücedidler dersine bakalım. Veya işte bana göre tabii, belki de ben yanılıyorum. Şimdi 8 milyar içerisinde Allah'ın razı olduğu hizmet mücedidliktir. Bana göre Risale-i Nur. Risale-i cemaati içerisinde Allah'ın razı olduğu hizmet şekli nedir? Mücedidlik içerisindeki sadakat ve istikametli olanı. Peki istikametli kimdir? Kim Risale-i Nur'un layıkalarına, emirlerine ve yasaklarına uyduğu kadar istikametlidir. İstikamet Burak'tır. Burak ruhun cennetidir. Rıza ilahi de yüksek olur. Şimdi sana söylüyorum. 8 milyar içerisinde nurculuk. Nurculuk içerisinde bu mevzularla muhatap olmak. Bu mevzularda Ferhat sen daha fazla bilirsin. X yerden bildiğin için çok geniş yelpaze. Bu derslerle muhatap olmak nerede, nasıl var? Ne kadar üzerinize nimettir ama sorumluluk getiriyor. Bunu bilip de lakay taşarsanız, bunu hazmetmeyip gelecek nesile aktarmayıp anlatmasanız vallahi dinde Şafii'ye göre vacip farzdır. Yani Müslüman bildiği ilmi, ilmi nafiyi
evra diyarı yeni nesile anlatmakla mükelleftir. Peygamberin en büyük vazifesi Allah'ın verdiği ilmi anlatmaktır. Bunu duydun mu Ömer Efendi? Kırkanlı, bunu anlatmayla vazifelisin. Duymasaydın belki bir derece özürün olur. Ama bundan sonra da duymama da lüksün yok. Çünkü duyabileceğin yöntemi duydun artık. Anladın mı? Ne kadar bahtiyar. Sen dedin ki ne kadar insanlar. Yani bakın 8 milyar insan var. Onların içinde mücedditlik var. Mücedditlik içinde daire iş yapıyoruz. Tamam mı? Ben mesela daire iş yapayım. 8 milyar içinde mücedditlik. Onun içinde mücedditlik. Yani nurculuk. Onun içinde vakfa hayat etmiş. Vakfa hayat etmiş illerin içerisinde bu mevzularla meşgul olmak. Peki ben şükür için söylüyorum. Allah'ın secde için. Düşünüyorum. Allah'a yalan isnat edilip yemin edilirse kafir olur. Muttaka 163'te yazıyor. Allah'ım şahit şu anda. Yalana şahit olsa kafir olur. Allah'a, Allah'ım şunu bana ver diyeceğim hiçbir şeyim yok. Rıza ilahisi hariç olmak. Yani şunu da beni öğreneyim. Sen de öyle düşün. Belki anam dilimi anladı bunlarla meşgul olur. Sana rahat anlatıyor. Sana daha Allah ne versin Sait? Birinci Sait. Ne versin bak gelmiş abi uğraşmış yapmış ne demiş. İğneyle kuyu kazmış doğru ve yanlış. Kendini yırtarak bir şeyler vermeye çalışıyor. Bunu sana Allah yaptırıyor. Niye düşünmüyorsun ki bu Allah bana daha ne versin? Böyle bir yer verdi mi? Böyle bir cemaat verdi mi? Böyle bir kardeşler verdi mi? Böyle bir abide verdi mi? Böyle bir eğitimin içine düşün. Sait ne versin Allah'ını seversen ya? Sen olsan şimdi Kırıkhan'da bakkalcı olacaktın lan. Tamam okuyacaktın. Bir yerde kaymakam olacaktın o kadar. Kırıkhan'ın kaymakamı olacaktın. Lan ne olacak? Ama ne vermiş şimdi? Alemi gaybı kaymakamı oluyorsun. Şükredin. Şükredin. Hamd edin. Ne kadar şükretsek azdır. Peki, kalbin bizdeki karşılığı, arşın bizdeki karşılığı kalptir. Kalbin açılımı, aslı arştır. Şimdi arşı farklı yönlerle, bak burada başka şeyler de vardır, göstermem. Bak kürsün bizdeki karşılığı görüyor musunuz? Ne kadar kolay anlaşılıyor şimdi. Göreceksiniz daha, göster. Aklın, bak diman, ondan sonra ruhun, abiler görüyorsunuz değil mi abiler? Ya daha Allah Cenab-ı Hak ne yapsın ya size? Ondan sonra ene, mecul. İnsanın karşılığı. Daha işte mecul karşılığı. Ondan sonra ruhun karşılığı. Ruh. Bak. Ondan sonra lef-i mahfuzun karşılığı. Arşın karşılığı. Ondan sonra kürsün karşılığı nefis. Lef-i muhafe ispatın karşılığı alem-i şehadet. Tamam. Ondan sonra bu. Nurdersi.com Nurdersi.com uyduruk Hasan. Ağzını başa çıkarmıyoruz. Çıkayım. Ama ben şey istiyorum. Biraz da zenginlik olsun ki hep bütün isimleri göresiniz. Ha? En başa bir başlık konulmamış da. Bir başlık koysak böyle işte insanın alemi. Şeceri filkat. Şeceri filkatla insandaki karşılığı değil. Tamam. Çok, onu kaydet Emre. Çok süper olur. Bu resmi için üzerine şeceri şuraya şöyle yazsın. Şeceri filkat şu şuraya mas oluyor. İnsanda. Tamam. İnsanda ha. Ya. Ha. Ha. İnsandaki şeceri. İnsandaki şeceri insandaki şeceri filkat karşılıkları. Onlar o cümleyi yazan. Yaz. Onu sana ressam oyun. Ya bu şekilde var. Çok kısa şey çok. Bu şekilde. Biz o tabloyu da çıktı alalım abi. Onu çok acayip. Bir flash bebek bir masa üstüne atalım. Masa üstüne Murat abi. Bir şeyin bilgisi geldi. Şimdi ben atarım size. Şimdi daha çok sen, olsun. Sen abinin bilgisi var ya. Tamam sen. Ben de. Ha ben size şey yaparım. Ya flash bellek de var. Ben size hemen atarım inşallah. Şimdi kalp. Yok. Direkt arşa şey yapayım ben. Kısa şey yapayım. Arşta neler var? Sırayla gidiyorum şimdi. Şimdi kainatın aytmatisi. Mecul'ü görüyorsunuz. İnsandaki ne? Abi şimdi bunda da başlık yok. Var. Buna konulamaz. Bak şimdi dinle.
Kainatın hayat maddiyesi. Kainatta hayat maddiyesi. İnsanda ve çekirdekte. İnsan bir çekirdeğe benzer. Bak çekirdek. İnsan kainatın maddi alemleri, bir de arkasındaki yazılım var. Şeceri hilkatı. Şöyle diyeyim. Çekirdek var ya, çekirdek. Madde tarafı nedir? Çekirdeğin. Çekirdeğin madde tarafı. Çekirdeğin. Karbon. Azot. Hidrojen. Oksijen. Bir de yazılım var değil mi? Ha. Çekirdeğin maddesi mecur, kürz, arş, lef-i mahfi, ispat. Arş yazan lef-i mahfi. İçindeki yazılım nedir biliyor musunuz? Evamiri tekbini, intizam, meşhudiyet, taayyun, nizam, malumiyet. Bunlar da cemine de kaderin altyapısı denilir. Maddeden manaya, çekirdekten ağaca, tek tek yapacağım. Kainatın şeyi. Şöyle diyeceğim. Var ya, çok güzel başlık olacak. Tabii. Şöyle diyebilirsin. Sen gene başlığı böyle düşün, kaydet Emre'ye ve bu senin eserin olsun, üzerine yazsın. Ama düşün, ama biraz da anlatayım da ondan sonra da aleminde otursun. Bak abi. Çekirdeğin dört maddesi var, maddesi. Hızlı konuşuyorum, kusura bakmayın. Sebebi çok var da eksik olmasın. Zaten tamamlayıp da olduğu bir dersim olmamış. Size vermek istediğim şekillerden en azından bak, oturup metin okumuyorum. Şekilleri bile yetiştiremiyorum anlatmaya. Bak şimdi, çekirdeğin dört tane maddesi var. Karbon, hidrojen, azot, oksijen var. Bir de içinde ağaç yazılımı var mı? Bu yazılım çekirdeğe benzemiyor. Tamam mı? Bu kafanıza koydunuz mu? Şimdi çekirdeğin maddesinden bahsediyorum. Mecur. Çekirdeğin lakırın. Arş azam. Lef-i mahfuz. Arş. Lef-i mahfe ispat. Değil. Tamam mı? Bu maddedir. Bunların bir de yazılımı var. Evamiri tekbiniye. Arş azam, nizam, lef-i mahfuz, malumiyet, arş, meşrudiyet, kürs, intizam, lef-i mahfuz, ispat, tayin. Bir de bunları temsil eden bir mahluk var. Azrail, arş azam, Azrail, arş azam, lef-i mahfuz, Cebrail, Arş, İsrafil, Kürs, Mikail. Şimdi karşılıklarını koyuyorum şimdi. Kader de dünyanız değişecek şimdi. Bu size ne anlatıyor bak. Bu altı tane görüyor musunuz? Bu altı tane evamiri tekbiniye, intizam, indi, malumiyet, meşhudiyet, intizam, malumiyet, meşhudiyet, indi. Bunlar kaderin alt yapıları, ya, sistemin adı. O 336 lemalarda diyor bunu. Şimdi bak, karşılıklarını daha iyi anlarsınız. Enel'in, Mecul'un Nur-u Muhammed'i var diye. Bizdeki karşılığı Enel. Kainatın manevi sisteminin karşılığı Evamiri Tekbine'ye geliyor. Ağaçta ise çekirdeğe denk geliyor. Oldu mu? Bir daha. Peygamber Aleyhisselam bütün kainat hiçbir şey yaratmadı. İlk önce benim nurumu yaratıldı dedi ya. Onun adı neydi? Mecul. Evet. Onun bizdeki karşılığı neydi? Haritada gördük. Ele. Tamam. Çekirdekteki ağaçta nereye denk geliyor? Çekirdeğe. Peki kainatın bir alem var. Kainat alem. Bir de onun manevi arka tarafı var. Allah'a bakıyorum. Ha. Ağaçta çekirdek, insanda ele, kainatta mecur, kainatın manevi tarafına evamiri tekbiniye denk geliyor. Evamiri tekbiniye. Şimdi şeye iniyoruz. Yazılım cihetini diyelim. Yazılım. He. Şimdi aşağısı arş-ı azam. İkinci sıra ya. Arş-ı azamın bizdeki karşılığı ruh. Ağaçta ise vücudu, ağacın bütünselliği. Şimdi hem karşılığı, bu tablo o zaman hem karşılığı oluyor hem de tefsiri oluyor. Heh.
Yani öyle bir tablo, iki cihetli bir tablo bu. Biz onu öyle bir başlık. Vallahi onu siz yapacaksınız. Bak, ağacın komplesini düşünür müsünüz? Çekirdeğinde meyvesine kadar, bütün. İnsan da bu ruha denk geliyor. Kainat da arşa zaman geliyor. Risale-i Nur'daki tabirlerde nizamla ifade ediliyor. Nizam. Nizam anladık mı? Bak ne anlatıyor. Peki arşa zamandan sonra yukarıdan aşağı ne geliyor? Ne geliyordu? Size o, buraya bakma. Levh-i Mahfuz. Levh-i Mahfuz. Aferin. Şükrü. Şey. Değil mi? Evet. Şükrü. Mücahit. Şükrü Mücahit. Ne? Onu karıştırdım ama karışmadım. Şükrü. Şimdi Levh-i Mahfuz. Bizdeki karşılığı abim? Dima. Akıl Dima. Tamam. Ağaçta ise ölçülü, düzenli, dizili, ahenkli, birbirini bütünleyici, tamamlayıcı. Ağaçta. Peki manevi kainatta ne? Malumi. Levh-i Mahfuz'dan aşağı ne vardır? Şecer-i Fırkat'ta. Ağaç. Ağaç. Ağaçın bizdeki karşılığı? Kalp. Ağaçta hayat, kainatın manevi tarafı meşru diye. Peki, ağaçtan sonra iniyoruz. Ne vardı ondan sonra? Ağaçtan aşağıya. Körs. Bizdeki karşılığı? Beşeriyet. Tamam, nefis, beşeriyet. Ağaçta ise meyvesi. Ağaçta ise karşılığı meyvesi, tadı, kokusu, rengi. Kainatın manevi tarafından ise buna intizam. Son. Kainatta levh-i mahfuz ispat var. İnsanda zaman ve ecel var. Çünkü zaman hakikat o. Ağaçta ise yaşı, eceli, yaşı ağacın, yaşı, eceli, şekli, hacmi ve cinsi ağacı. Kainatın manevi tarafında da taayyun. Bunu geçiyorum. Bu levhaya Murat bir isim koysun. Koyarsın. Abi şöyle bir şey dedim ama bir sizi kontrol edin de. Kainatın, mahlukatın maddeden manaya, çekirdekten meyveye birbirine bakan karşılığı ve tefsiri. Harika. Onu da yaz. Şey, onu da Emre'ye ver. Emre onu da yaz abi. Hangi resim olduğunu ezberledin değil mi abi? Çekirdek. Görürsün. Peki şimdi bu hangisi? Kader ezeli. Arş var mı ki bunu? Buraya ne aldı? Arşta var mı? Yok, kader ezeli. Geç. Bunu tamam. Arkadaşlar, Levh-i Mahfuz'un geçen hafta herhalde bunu göstermeye zamanımız olmadı. Evet. Yok. Önceki hafta Levh-i Mahfuz'u ders yaparken. Belki de yapmışız, bilmiyorum. Levh-i Mahfuz'un iki tane dairesi var kardeşim. Daire-i ilim, Levh-i Mahfuz ispat. Daire-i ilimi geldiği zaman konuşacağız. Arş konumuz. Arş'ın da iki tane dairesi var. Daire-i hayat ve alemi şehadet. Tamam mı? İki tane dairesi var. Bunu da böyle bilelim. Sonra zamanımız yettikçe arşın içine gireceğiz. Veya kalbin içine. Şimdi buna geliyoruz. Burada daha iyi gösterir. Kainatta mecul var. Hayat-ı tekviniye, Kur'an-ı Kebir kainat. Kainatta imtiyaz var. Hayat-ı maddiye, esmaya baktığı zaman itaat var. Hayat-ı maneviye baktığı zaman evameli tekviniye malum. Arştan sonra arş-ı azam var. Arş-ı azamın hayat-ı maddiye, esmaya baktığı şey muvazenedir. Şu. Görüyor musunuz abi? Tabii bunlar kafanızda kalsın. Anlamadığınızı bilmiyor muyum? Biliyorum. Ama ruhunuzda bir şey duyulsun, bir çınlasın bu. Altyapı oluyor abi. Tabii. Belli bir zaman sonra. Oturuyor. Vay ha buymuş. Arş-ı azamın hayat-ı tekniğe, yani kainata bakınca nizamdır. Hayat-ı maneviye sıfata baktığı zaman sıfat nizama bakar. Çeşitlilikleriyle beraber ben aşıyorum. Sonra arş-ı azamdan sonra Levh-i Mahfuz. Levh-i Mahfuz alemlerin vücudu aliçeleriydi. Maddi hayatı, hayat-ı maddiye, esmaya baktığı zaman mukabele sırrı. Var ya, 6 tane sır vardı 2, 4, 6 tane.
Mukabele sırrı. Allah bu kainatı nasıl yapıyor? Yapıyor. Nihayetsiz işi, farklı farklı işlerin, nihayetsiz farklı farklı ve nihayetsiz adetlerin. Allah bir anda nasıl yapıyor? Böyle bir ders var. Geçen hafta şeydi yaptım. Zeytinburnu'da. Cumartesi. Orada ne? 6 tane sır var. Nuraniyet, muvazene, mukabele, şeffafiyet, intizam, itaat. O sır. O sırdan dolayı birle bin fark etmiyor. Ondan sonra kulağınızda olsun. Lef-i Mahfuz'un esmaya bakan, hayat-ı maddeye bakan mukabele sırrıdır. Hayat-ı tekviniyeye bakan, Kur'an-ı Kebir-i Kainat'a bakan tarafı mizandır. Hayat-ı maneviye bakan sıfat alemine bakıyor, malumiyettir. Lef-i Mahfuz'dan sonra arş geliyor. Arşın esmaya bakan tarafı şeffafiyet, yani hayat-ı maddiye şeffafiyet, hayat-ı tekviniye tasfik, hayat-ı maneviye meşhudiyet. Arştan sonra kürs. Kürsün hayat-ı maddiye bakan nuraniyet, kürsün hayat-ı tekviniye bakan tezyin, kürsün hayat-ı maneviye bakan taayyun. Kürsten sonra lev-i mahfuz ispat. Nasıl okusun? Nasıl? Kürste mudil ismi İlk tecelli yeri hem de nuraniyet görünüyor. Zıt görünüyor. Niye zıt? Nefse emare var. Mülü Mehmut Bayan'a razıya safiye. Onsuz o nuraniyet olur mu? Olmaz. Ve nefse emare bir tane. Orada 6 tane şey var. Kürsten sonra lef-i mahfuz ispat var. Hayat-ı maddiyede intizam, hayat-ı tekviniye, kainata bakınca intizam, lef-i mahfe ispat, hayat-ı maneviye bakınca intizam. Hasan abi sözünü kestim de, sanki 6 iman esasına da işaret ediyor gibi bir vaziyet var. Ya hepsini konuş. İman esası mı hangisine denk geliyor? Konuş. Ha. Konuş. 6 tane. Hepsi konuş, bir şey de yapacağız şimdi bunu. Afyon programı 23 Nisan'da Ocak, Şubat, Mart, Nisan'da değil mi? Afyon'da yapısın kapı. Kaderin haritalı iman esası, hatta bir ders var İYA'ya girdi. Nerede yaptık onu bilmiyorum ama iman esasında kader iman için 6. sırada. Tepecik'te yaptım. Çok güzel bir ders. Bu geçen hafta. Buna geçeyim. Bu da değişiklik olsun, yani zenginlik olsun. Bu da buna benzer bir şey midir? Evet. Aynısına benziyor. Tamam. Ondan sonra bu dosyayı kapatalım. Şuna bakayım, farklılık var mı? Yok abim. Güzel. Şimdi arşın içerisine bir gireyim. Arşın içinde 4 tane unsur var. Bilirsin. Hangisi? Ona bir manşet atmamız lazım. Dur bir daha geri döneyim de. Gençler sizde bir şeyler değil mi? Hangisiydi abi? Bu mu? Oydu. Şimdi ne biliyor musun? Burada ilginç. Bak şimdi bir şey söyleyeyim size. Kur'an hangi sıfattan geliyor? Kelam. Kelam sıfatını kalp mi muhatap oluyor mu? Hayır. Dimağ. Dimağın aklı. Bak iyi dinleyin. Yükseliş, insan yükseliyor. Kelamla dimağ iksirleniyor. Ondan sonra kalbe inince iman oluyor. Kalp mayalanıyor. Mayalanan iman, buna fena fillah denilir. Şimdi bekabillah yapacağım. Yani fena fillah çıkış, bekabillah iniş. Kelam sıfatından gelen Kur'an'la dima iksirlenip kalbi mayalıyor, iman oluyor. İman dolan bir kalpte, kafada iman yok, kafada itikat var. İmanla dolan bir kalpten ziya, dima çıkıyor. Dima o imanla çıkınca bu dima kainattaki ayat-ı tekviniyeleri okuyor. Ayat-ı tekviniye neydi? Ve min ayatina diye Kur'an'da geçer. Elma, armut, kedi, köpek ayat-ı tekviniyedir. Kur'an ayetlerine ne denilir? Kelam sıfat evamir-i tekviniye. Kainattaki maddeye dönüşmüş ayat-ı tekviniye. Kelam sıfatından gelen Kur'an peygamber ve Cebrail okuyor. Onunla aklı ve kalbi, aklı inşaattan kalbi ihya olan bir insan
peygambersiz ve Cebrail'siz kainatın ayetlerini okuma makamına çıkıyor. Peygamber ve Mabel yok arasında. Kainatı tefekkür ediyor. O zaman Bekabilla tefekkür makamı oluyor. Evet, Bekabilla ilmettir. Onun için Bekabilla iman girdi. Çıktık yani. Eğer burada kaldınsa ferat, şata atlar, mensupluklar başlar. Cibali babalar. Ama ilmek demek kalpten dima, dimada da muhakeme ve muvazene oluyor. İmbisatla değil mi abi? Evet. İmbisat ve inkışap kainat ayetlerini okuma makamına çıkıyor. Yani bu gelişe fenafillah, o fenafillah ile kainata iniyor. Kainat mevcudatını arılar gibi okuyor, konuyor her tarafa. Bu okuması tam şu kediyi okumak gibi geldi gidiyor. Onlar ayat-ı tekviniyedir. Onu okuma makamına çıkıyor. Kur'an'la ihya, Kur'an'la inşa ve ihya olan. Sonra iman oluyor. Kur'an'la dima, inşaattan inşa oluyor. Ve kalp ihya oluyor. Kur'an'la dima iksirleniyor, kalp mayalanıyor. Sonra o iman nuru dima çıkıyor. Çıkınca burada ziya, iman ziyadır. Buraya dima gelince iman değil, nurdur. İmanın nuruyla şu kulakla, gözle, burunla, elle, dokunma ile kainatın ayetlerini, adeta peygamberler bunlar. Peygamberler bunlar ki 538 sözlerce şöyle diyor. Kainatın envarından marifetullah'a getirdikleri zaman, tamam mı? Kainatın envarından insanı marifete getirdiği zaman onları onaylayıp tasdik edecek bir musaddık görünce fazilet-i kemalat oluyor. Ama kainatın envarından göz, insanın latifeleri, hisleri, duyguları. Kainattan envar-ı marifeti getirdiği zaman kim getiriyor? Göz, kulak, burun, dil, dokunma. Tamam mı? Kainattan sanki peygamber gibi envar-ı marifeti getiriyor, içeri sokuyor. İçeride bir musaddık, tasdik edici olmayınca abesiydi mutlaka inkılap eder diyor. Atıyor çöper. Ama içeride bir musaddık olursa, yani Kur'an'la inşa ve ihya olan bir insan, envar-ı marifeti, duygular, duyguları ve hisleri ve efkarı, hisleri, duyguları, ne yani gözü, kulağı, burnu, dili, eli, envar-ı marifeti getirdiği zaman içeride musaddık bulduğu için insan İnşa ve ihya olan bir insan, o artık onunla imbisat ve inkişaf ediyor. Burada diyeceğim şu, Kur'an evamiri tekviniyle biz inşa ve ihya ediyor. Peki neticesi nedir? O evamiri tekviniyle inşa ve ihya olan, inşa bu, ne yapıyor? Kalp ve akıl ve ruh bütünlüğüyle kainatı okuma makamına çıkıyor. Allah'ın baktığı yere bakıyor. O zaman iman dediğimiz şey, tabir açısından musaddık diyebilir miyiz abi? Ay, o musaddık olmadığı anda o küçük bir şey, her şey boş. İşte öyle diyor. İçeride musaddık bulmayınca, yani iman, hepsi abesiyeti, bak atıyorum, abesiyeti mutlakaya inkılap ediyor. Artık çünkü hiçbir şey yok. O musaddık abi kader gözüyle baksak cüz-i irade oluyor o zaman. Kader gözüyle bakabilme olunca irade oluyor. İrade olmuyor mu? İnsandaki cüz-i irade. Yani onun musaddık görmesi var ya. Evet. Cüz-i irade ama yani şöyle. Cüz-i de var ya, Ebu Cehil'in de o zaman tasdik etmesi gerekirdi. Peki. İşte o bu nazar. Abesiyet mutlaka gidiyor ya abi. Yani o cüz-i iradeyle tasdik etmeyince sanki. Evet. İrade olursa tasdik eder. İhtiyar aklidir. İrade vicdanidir. Bir daha. İhtiyar aklidir. İrade vicdanidir. Sufli şeyleri tercih etmek, günahları takip etmek, günahları tercih etmek irade değildir. İhtiyardır. Namaz, orucu, ulvi şeyleri tercih etmek iradedir. Ben eskide senelerce bununla kıvranırdım. Çok azap çektim. İkisi de tercih sistemi. Yani ihtiyar varken irade. Yani niye ikisi aynı işi yapıyor? Ne kadar kazarsan kazıyor, altından cebir çıkar. Çıkıyoruz. Ne yaparsan. Ve ulvi şeyleri irade. Elestu bi rabbikum, ihtiyar değil. Kalu bela diyen iradeydi. Burada kabul eden Kur'an'ı ve reddeden ihtiyar. İhtiyar aklidir.
irade vicdanidir. Vicdanın bir sıfatıdır. Ezan okundu mu? Kaç dakika var? 3-4 dakika. 3-4 dakika falan var. Tamam. Şimdi kaç tane resmimiz var? Çabuk çabuk onu da. Bir de iman çok dikkatimi çekiyor benim son zamanda. Şimdi adamın bilgi sorunu yok şimdi. Ebu Cehil'den, mucize falan her şeyi görmüş adamın. Ama bilgisi, belagat ehli de bir adam yani. Çok. Cahil bir adam da değil. Vallahi ama sebanın şeyi ya. Ama adamda iman yok. Şimdi bu adamı ne yapsın iman ettiremezsin. Yani bilgi milgi hepsini aşmış adam. Mucize de görmüş. Şimdi bu iman hani zıttından gidecek olursa bu kadar bilgiyle beraber iman etmiyor. İman ettiremiyor bu bilgiler, bu mucizeler, bu peygamber, sahabeler hiçbiri bunu iman ettiremiyor. Bu kadar yani şey tesirsiz kalıyor. O zaman bu iman dediğimiz şey de bu da yüksek bir şey ki eğer kişide gerçekten samimane bir iman varsa onu hiçbir şey bozamaz. Günah düşürür ama imanını bozamaz. Bak sana bu şey konuşmadan cümleyi söylüyorum. İman edenler iman edecek delil bulduklarından olmadığı gibi iman etmeyenler iman edecek kadar delil bulamadıklarından değildir. İman etmeye niyet ettikleri için ufak bir ipucu delil oluverdi. İman etmemeye niyet ettikleri zaman açık deliller bile ipucu seviyesine indi. Niyet. Geçen bir yabancı birisi meşhurlardan bahsetti. İmanını inşallah. Ben baktım o kadar basit bir şeyle iman etmiş ki. Yani bizim dünyamızda tüy kadar değeri yok. İşte bir olay olmuş, hadise olmuş. Bununla ilgili şey yapmış. Hani Kur'an meali de varmış İngilizce. Amerikalı bir meşhur birisi. Açmış. Demiş ki ya bu hani Müslümanların bahsettiği bir ilah var mıdır? Hani bu din hak mıdır filan böyle şeyler olmuş. Müzakereler olmuş. Onun dünyasında da böyle bir hani demek ki bir konu geçti. Adam Kur'an'ı açmış. O sırada bir tefeyim çıkmış. Demiş ki bir kısım insanlar bizden işte ayetler, deliller beklerler diye. Yani tevafuk olmuş. Onun sorusuna cevap vermiş. Adam iman etmiş. Şey yapmış, gitmiş. Yani normalde İslam derse ki bu adama ulaşmaz. Yani bu adamın dinle, imanla bir alakası yok. Ama da iman etmiş sonuçta. Ya, papaz, papaz. Bütün dinleri bilen papaz. Papazların başıymış. Bak, papazların başı İsviçre'deki bilmem ne şeyi, kiliseler ona bağlıymış. Normal papaz değil. Diyor ki, Ebu Leheb iman etmedi ya etmezler. Yani, bu ayeti ona denk gelmiş. Bakayım demiş. Bundan sonra kim etmez falan. Bu, peki bu ayet ne zaman geldi? Şu, bu ayet geldikten sonra 8 sene daha yaşamış Ebu Leheb. Eğer Ebu Leheb iman etmez ayeti var ya, 8 sene yaşadığı halde iman etse bu ayet yanlış çıkacaktı. Hani etmezdi, etti. Bu ayet yanlış olunca Kur'an yanlış olacaktı. Sırf bundan dolayı diyor Kur'an mucizedir diyor. Ve iman ediyor. Çok da ilginç ayet ha. Yani Kur'an'ı yalancı çıkarmak için adam etmesi yalandan, yalandan iman etse oluyormuş. Bak benim için iman etmedi diyor ya Muhammed. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. O zaman bu dine ben iman ediyorum. Bu yalancı dine iman ediyorum olacak. He. O da olmayacak. Yani böyle bir tuhaf durum yani. Yani Allah'a katın var ya. Kesin ya. Bu iman demek ki çok acayip bir şey. Acayip bir şey. İmanın içerisinde Allah'tır. İman nedir? İçinde Allah olandır. Peki iman öyle değil de belli değil. İlk önce. Varlığının bir şuağı diyelim mi aslında tabiri? Zaten zatının bir nurudur diyor. Değil mi? Öyle diyor. Zatının bir nurudur. İşaret edeceğiz. Allah ya. İçine cennet koymamış tövbe. İçinde zatının bir nurudur. Nur da aslıyla şöyle denilir. Aynadaki güneş, güneş değildir, değildir. Ne aydır ne gayrıdır. Ayna ruhtur. Aynadaki güneş, aynada gülseyen güneş imandır. Semadaki güneş haşa şemsizeyindir. Ne taşıyorsun? Benim bir misal var ya, tam yerine gelmiş. Orası daha seninle çıkardık onu. Şoförsün Murat. Bunu kullanırsın abi. Benim çok acayip gelmiş. Bu rüya ile olmuştu. Şoförsün, otobüs. Öyle tutuyorsun, solda oturuyorsun, kapıyı açtın. Çok uzun bir remorku var.
otobüs. Bir baktın ki otobüsüne ilk binen Adem Aleyhisselam. Senin otobüsüne sana teslim oluyor, senin arabana biniyor. Hayatın esbab noktasında senin elinde. Sen götüreceksin onu. Otobüs Adem Aleyhisselam binse ne yap? Neyse derdi. Evlat, ben Adem Aleyhisselam. İman ettiğim kişiyim. Duygun ol. Sonra baktın ki Şit Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, bütün peygamberler biniyor dedik. Hepsi ben evlat, ben Nuh. Evlat, ben Yusuf'um. Evlat, ben Yakup'um. Ben Daniel'im. O zaman biz bitireyim. Sonra en son Fahri Kainat bitti. Evladım demedim sana. Murat, ümmetim. Ben senin peygamberin Hazreti Muhammed'im. Senin otobüsünü biniyoruz. Murat, ne acayip bir şey. Otobüsünü biniyoruz. Şoförlük yapacaksın sahip. Sonra baktı ki sahabeler binmeye başladı. Hazreti Ömer biniyor. Ebu Bekir biniyor. Ömer biniyor. Osman biniyor. Halid bin Velid biniyor. Hepsi ben buyum kardeş. Ben buyum kardeş. Sonra baktın ki İmam Azam biniyor. Hani benim işlerimle amel edensin ha? Ben İmam Azam'ım. Kardeşim diyor. Sonra Şafiler, Malikiler. Geliyor 14 tane mücedidden İmam Rabbani geliyor. Ben İmam Rabbani'yim. O da bindi. En son bakıyor ki gülüyor. Ben senin ustanın Said Nursi'yim diyor. O da bindi. Fahri Kainat'ın münadisi ve müezzini Bilal-i Habeşi, Murat kardeş lazım. Otobüsünün kapısını kapat. Hedefimiz bu. Hadi götür bizi. Şoförlük yapıyorsun. Neler hissederdi? Onların şoför olmaktan. Ben Rüştü abiyi götürürken ayağım titredi ilk ay günde. Kardeşim rahat ol. Titredi, rahatsız olurdum ya. Ben sürdüğüm zaman deli duruyor, ağaca çıkarır. O varken düz yolda zor gidiyor. Ben niye gezdiriyorsun, rahat ol. Tamam, insan şey yapıyor. Ha? Sonra Mustafa Gül abimiz abi bilmişti şey. Mustafa şeytan biz. Yani Sungur abi bilmişlerdi. Rüştü abiyle tasiye götürüyordum. Sungur abi var. Hüsnü'nün, şey Hüsnü'nün yok. Altınur abi var vesaire. Şey, Urfa'da Madıl abi, Gül abi vesaire. Hani o şeyimiz vardı birimiz. Onu söyledim ama süremiyor ki yani. Ona keşke Allah'ın özürlüğünü götürsün ya. Süremiyorsun, terden süreyi pislak koymuşum. Ne olacak ya canına kadar. Şimdi bindi. Neler hissederdiniz? Neticeyi söyleyeceğim. Ha. Bu değil iman. İmanla Allah'ı taşıyorsun. İman araba. İman araba. Ruh şoför. İmanın içerisindeki Allah'ın zatının nuru. Ya. Onu şöyle diyebilir miyiz abi? Biz 124 bin peygamberin efkarını, imanını gelecek nesillere taşıyan ara vasıta, ara bağlantı şu an biziz. Ölene kadar evet. Bu vazifeyi biz yapıyoruz. Gelecek nesne. Evet. Gelecek nesne bu. Allah Resulü'nün bize emanet ettiği, Allah'ın da emanet ettiği davayı bir hakkın gelecek nesneyle aktarmaya vazifeliyiz. Bu onların gayretsiz yüzüne bir yapıp da diyor usta, tükürüğü yüzümüze gelmemesi için gayret ediyoruz. Yoksa hidayet eden, iman eden Allah'tır. Ama bizim vazifemiz vazifeyi yapmaktır. Vazifeyle karışmamaktır. Arkadaşlar not aldınız. Gerçi hepsini bitiremedik. Evet, karşın bizdeki karşılığı karttır. Tamam mı? Karttır. Temsilcisi, arşın temsilcisi İsrafil'dir. Kalbimize Mekke İsrafil'dir. Şecil-i Fıtrak'taki arş yazımın bizdeki karşılığı ruhtur. Temsilcisi Azrail'dir. O tablo çok güzel olmuş. Evet, değil mi? Evet. Aşağı iniyorum. Said, ikinci Said. Söylüyorum yazılan için.
Arş-ı Azam'ın bizdeki karşılığı ruhtur. Mümessili Azrail'dir. İn aşağıya. Alemlerde arş şey lef-i mahfuz var. Lef-i mahfuzun bizdeki karşılığı dimadır. Mümessili Cebrail'dir. Alemlerde arş mümessili İsrafil'dir. Bizdeki karşılığı kalptir. Alemlerde kürs var. Kürsü mümessili Mikail'dir, şuurdur. Mikail şuurun temsilcisidir. Şuur ve his, unutmayın. Şuur ve hissin temsilcisi Mikail'dir. Bizdeki karşılığı beşeriyettir. O nefis değil, beşeriyet. Sağ ol, kusura bakma. Arş-ı Azam bir daha söyler misin? Bir daha. Ta başta çıktım o zaman. Allah varken hiçbir şey yoktu. Allah kainatı yaratmaya karar verdi. Bir çekirdeği yarattı. O çekirdeğin adı Nur-u Muhammed'idir. Çekirdeğin adı bütünselliği ifade ettiğinden mecudur, mahluk değildir. Onun bizdeki karşılığı elindir. Orada melekeler yok. Daha Allah varken hiçbir şey yoktu. Allah karar verdi. Bir nuru yarattı, çekirdeği yarattı. Onun adı Nur-u Muhammed'i. Bizdeki karşılığı El'dir. El'in Nur-u Muhammed'in temsilcisi Hazreti Muhammed'dir. Aleyhissalatü vesselam. Yok. Yani melek yok. Orada melek yok. Onun için melek bizden aşağıya. Orada melek yok. İniyorum abi. Arş-ı Azam'ın Arş-ı Azam bizdeki karşılığı ruhtur. Mümessili, Arş-ı Azam'ın mümessili Azrail'dir. Alemde lef-i mahfuz var. Mümessili Cebrail'dir. Bizdeki karşılığı Dima'dır. Alemde Arş vardır. Mümessili İsrafil'dir. Bizdeki karşılığı Kalp'tir. Alemde Kürs vardır. Mümessili Mikail'dir. Bizdeki karşılığı Beşeriyettir. Yani şuur ve his. Ondan sonra bu kadar. Dört melek karşılıkları. Şimdi eğer sen pergelini ele koyarsan bunların arkasına geçtim. Şunu diyebilirsin. Bizim konu da biz diyemeyiz şimdi de. Eğer pergelini mecula ele koyarsan orada bir mecunun karşılığı neydi? Nur-u Muhammed. Temsilcisi Hazreti Muhammed'ti değil mi? Melek var mıydı? Yok. O zaman ene olarak seni tanımlarsan ben derken eleyi kastediyorsan şunu diyebilirsin. Arş-ı Azam benim. Azrail benim. Lef-i Mahfuz benim. Cebrail benim. Arş benim. İsrafil benim. Kürs benim. Mikail benim. Diyebilirsin. Şimdi bu ettiğin Arabi gibi zatlar, hani demin saydın ya. Çıktılar, inemedikleri için. Cibali babalar, şunlar bunlar, hani şimdi bunlar gerçekten büyük zatlar. Hani hürmetimiz var ama şimdi bizim gibi basit adamlar bunların göremediğini görüyor. Ama tespit edemediğini ediyor. İçin hani şimdi şahsi derecemiz itibariyle haddimiz değil ama hani vazife itibariyle üstadın hani diyor ya ben bir sinek olsam da o kartallardan daha yüksek uçabilirim diyor Kur'an'ın himmetiyle. Ya yani biz şu an öyle işler görüyoruz ki yani o zatların boğulduğu meselelerde şurada iki izah ediyorsun biz geçiyoruz gidiyoruz yani. Elimizdeki hakikat çok yüksek. Bir şey diyeyim size. Son peygamber bütün peygamberlerin cemidir. 328 miydi Barda'da? Diyor ki bütün o suhuflar Kur'an'dan ahsedilmiş, verilmiş. Bütün peygamberler, peygamber aleyhissalatü vesselam sınıfa daha gelmeden onların müminleri ve yardımcısıydı diyor. Peygamberimizin mümini ve yardımcısı. Yani üniversitede profesör derse girecek ama başka bir öğretmen ilkokulu yetiştirdi. O öğretmen ortaokul öğretmenine teslim etti. Ortaokulda öğretmen yetiştirdi, lise öğretmenine teslim etti. Lise öğretmeni de diyor ki, selam çakıyor profesöre. Efendim, ilkokulda yetişip ortaokula aktarılan,
ortaokuldan yetişip liseye aktarılan, bizde de yetişip size aktarıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki bütün peygamberler peygamberimizin müini ve yardımcısı. Kur'an'ın dışında diğer kitaplar Kur'an'dan bahsedilmiş. Yani profesör sınıfta anlatacağı mevzunun en dibi alfabedir. A, B, C, C. O profesörden çıkmıştır. A, B, C, C, Elif, B, T, S, C. O bahsedilmiş. O ilimden. Sonra ortaokulda daha biraz taşıyın. Yani bir Kur'an'a muhatap olacak bir insanoğlu, bir peygambere muhatap olacak bir insanoğlu yetişiyor. Nasıl ki iyi dinleyin ama son değilsin bu, son ifade. Bütün peygamberlerin cemidir Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Bütün suhuf ve kitapların cemidir Kur'an. Bütün müceddidlerin cemidir en son müceddit olan Risale. Onun için vartaları, tuzakları, suhutları, sucutları, fenafillahları, fenafillahı, bekabillahı, çıkışı ve inişi, nakta yapılmış, nerede tuzağa düşmüş, nerede terak etmiş, hepsinin cemil cemidir, isabettir. Son peygamber nasıl son meyve gibi, meyve ağacın hepsini cem eder ama yaprak cem eder. Ama ağaçlar en son nedir? Meyvedir. Peygamberimiz son peygamber olduğu için bütün peygamberleri cem ediyor. Son kitap, bütün kitapları cem ediyor. Son müceddit, bütün müceddidleri cem ediyor. Bilin kıymetini ki elinizden Allah almasın. Ahir davahu enilhamdülillah rabbil alemin. El-Fatiha.